Yedik. Bir kelle daha yedik. Sonra bir kelle daha yedik. Aman akellerin salan salan. Akhisar Zeytinyağı Müzesi'ndeyiz. Evet. Burada lezzetleri tadıyorsunuz. Orada müzeye geziyorsunuz. Karışmayın bana. Oh, verene kurban olayım. Burası 1315 yılına kadar Hristiyanlığın merkezlerinden birisiydi. Sevgili seyirciler, 9000 yıllık tarihiyle, doğal güzellikleriyle, zengin yemek kültürüyle harika bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Manisa'da Akhisar'dayız. Akhisar'da gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, Akhisar'da çok özel bir müzenin içerisindeyiz. Akhisar Zeytinyağı Müzesi'ndeyiz. Burası gerçekten çok özel, çok da yüksek tavanlı bir yer. Peki daha önceden ne olarak kullanılıyormuş burası? Burası eskiden kasap hali olarak kullanılıyormuş. İşte bu görmüş olduğunuz küçük küçük dükkanlar eskiden kasapmış. Çok çok eski yıllardan günümüze kadar olan zeytinyağı yapımının serüvenini burada görebilirsiniz. Ta en baştan buraya kadar birçok zeytinyağı yapım aletlerini burada görebiliyorsunuz. Mesela bu burgulu ağaç pres diyorlar buna. Çok çok eski yıllarda ustalar tarafından yapılmış olan bu burgulu ağaç presi görüyorsunuz. İşte yukarıdan bastırma yoluyla zeytinyağı şuradan yolunu buluyor. Buradan hop buraya birikiyor. Sonra da sofralarımıza kadar geliyor. Çeşit çeşit burada baskı aletleri var. Görmüş olduğunuz gibi burada eski zeytin ağacı ile alakalı aletler var. İşte onların işte budanması ile alakalı, toplanması ile alakalı. Yine burada bir pres makinesi aleti var. Şurada yine çok eskilerden burgulu döküm pres var. Burada bu ne? Bu şey. Bu tekerlekli öküz arabası. Çok ahşap tekerlekli. Çok çok eski yıllardan günümüze kadar saklanmış eserleri görebiliyorsunuz burada. Hem müze hem restoran, aslında dediğim gibi zeytinyağının serüvenin hikayesini burada yaşayabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi Pınar Hanım'ın yanına gidiyoruz. Peki Pınar Hanım kim? Ve işte Pınar Gören. Türkiye'nin ilk ve tek lokantacılar odası başkanı ama kadın evet, lokantacılar odası başkanı. Evet. Bir şey söyleyeceğim, nasıl bir duygu? Yani tabii kadınların her şeyi başarabileceğine inanmak, bir yola çıkmak ve üyelerimizin de esnafımızın da desteğiyle başkan olabilmek gerçekten çok onur gurur verici. İnşallah böyle kadın oda başkanlarının sayısı artar. Amin, amin. Akhisar deyince şahane lezzetleri, efsane evet. Nimetleri var. Evet. Tabii zeytinyağı baş tacımız yine evet, olmazsa olmazı. Evet. Zeytinimiz, zeytinyağımız. Evet. Şu anda biz zeytinyağı müzesindesiniz. Evet, şu an zeytinyağı müzesi. Evet. Burada lezzetleri tadıyorsunuz, orada müzeyi geziyorsunuz. Peki nelerdir bizim lezzetlerimiz? Coğrafi işaretli ürünümüz Akhisar köfte. Genel olarak Akhisar'da muhacir lezzetlerinin, göçmen lezzetlerinin baskın olduğu bir şehir. Böreklerimiz, çorbamız, paça çorbamız, doğramalı pideli paça çorbamız, aynı zamanda sakatat ürünlerimiz çok geniş. El yapımı ve gerçekten hiçbir katkısız, sadece %100 şekerle yapılmış helvamız ve gerçekten ustalarımızın atalarından öğrendiği becerileri kendi uygulamalarıyla ve kendi kalfalarını, ustalarını, usta öğretici olarak aktardıkları lezzetlerin devamında olan bir şehir. Şimdi, o yüzden çok lezzetli. Şimdi en doğru kişiyle beraberiz. Hani Akhisar'a geldik. Allah'ım ne yiyeceğiz, ne içeceğiz falan. Bunları tek tek öğreneceğiz size. Siz inşallah geldiğinizde nokta atışı yapacaksınız. Bir, köfte. Akhisar köftesi. Akhisar köftesi. Hem de coğrafi işaretli ürünümüz Akhisar evet. köfte. Sakatat dediniz. Sakatatlarda kokoreç tabii kokoreç. Ki. Aynı evet. zamanda İzmir'e kadar giden bütün Ege'deki kokoreçlerin sarılması ve hazırlanması da Akhisar mezbahasında olur. Evet. Genel olarak İzmir'in hani kokoreci meşhurdur derler ama hı-hı. orada yediğiniz kokorecin birçok ana maddesi Akhisar'dan evet. gider. Kelle. Kellemiz de var tabii. Hani bunları sayıyoruz ya, bunlar yok mu memlekette? Vallahi her yerde var. Ama yemin ediyorum böyle bir lezzet yok. Yani, ustalarımızın işte geleneksel kendi atalarından öğrendikleri lezzetleri kurumsallaşmadan, işte herhangi bir franchise ürün olarak haline getirmeden günlük taze taze, hiç ertesi güne kalmayacak şekilde sunup, pişirip esnafın müşterilerine ikram aynen. etmesinden kaynaklı bu lezzet. Aynen. Mesela şey yok, fabrikasyon yok değil mi? Hayır mesela yok. Köfte geldi,
Saat kaç? 4. Bitti mi? Kapat kıyma abi. Bitti mi? Kapat dükkanı evet, abi. Evet, aynen öyle. Abi şimdi ne yapıyorsun? Ya kapat kardeşim, mal bitti. Bitti. Harç bitti, amele paydos. Evet, yani ertesi güne kalan hiçbir ürün olmaz buradaki lezzetlerde. Zaten lezzeti getiren, belki birazcık da bereketi getiren şey bence bu. Ustalarımızın o günlük hazırladıkları ürünleri gün içerisinde buradaki müşterilerine servis edip ondan sonra da dükkanları, tabii ki 7-24 çalışan üyelerimiz yok mu? Onlar da var. Yol üzerinde hizmet verenler birazcık daha 12 saat, 13 saat, 14 saat çalışıyorlar tabii ki. Ama merkeze geldiğinizde merkezde gerçek geleneksel lezzetleri evet, tadımlayabiliyorsunuz. Aslında şöyle anlatıyorlar. Ya Aksaray'da bir yer var. Böyle biraz salaş bir yer ama evet, ama böyle bir şey yok kardeşim falan dediğiniz evet, yerlerden birçok yerler evet, var böyle. Burada tabii tarihi köfteciler çarşılması, tabii burası Kasap Ali olduğu için Kasap Ali'nin yanında da ne olacak? Hemen buradan kıymayı alan, eti alan ürünlerin kebapçılarımız, köftecilerimiz de sakatatı alanların, çorbacılarımızın genel olarak Kasap Ali'nin etrafında böyle kümelenmişler. Ve buradan taze taze kestirip ürünlerini tezgahlarına, ızgaralarına, tencerelerine koymuşlar. Şimdi burası aynı zamanda bir zeytinyağı müzesi. Bütün geleneksel yöntemlerin, zeytinin belki öyküsü birazcık da. Evet. Geleneksel sıkma makinelerinin, işte o tırmıkların, güğümlerin, kazanların, o yağın hani tohumdan yağ oluncaya kadar ki buradaki öyküsünü de görüyorsunuz. Şahane. O zaman nereye gidiyoruz? Lezzetlerimizi gezmeye devam edelim. Aksaray lezzetlerini gezmeye devam ediyoruz. Buyurun. Tabii. Sevgili seyirciler, Akhisar'ın şahane lezzetlerinden bir tanesi de efsane kellesi ve şahane kokoreci. Buyurun gelin, neler varmış beraber görelim. Celal Ustam sevgili seyirciler, kokoreçin, kellenin kralını yapıyor. Bize de yapsan ne olur yani. Ben de Celal memnuniyetle dedim. Allah razı olsun. Bizim Akhisar'ımızın şahane lezzetlerinden bir tanesi de kelle, kokoreç. Evet. Yani çok lezzet var. Bunlar yine önde gelenler. Geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden. Olmazsa olmaz. Kelle kıracağız değil mi? Seç bakalım hangisini ayıklayalım senin için. Şunu. İkinci. Şu tamam. Var ya. Tamam, ben ikinciyi geçeyim hemen. Tamam, buyurun ustam. Zor işler. Evet. Zor işler. Şöyle. Sevgili seyirciler. Bizler için artık basit oldu. Tamam. Hemen peki bir şey soracağım ustam. Buyurun. Kaç saat kalıyor bu şeyde, kaynıyor? Şimdi bu ekmek fırınlarında, mahalle fırınlarında hala geleneksel adetlerimizi bozmadık biz. 4 saat, 4,5 saat boyunca fırında güzelce kaynıyor. Pişmiş kelle gibi sırıtma dedikleri aha bu. O da pişerken yanaklarının aldığı evet, pişmeden kaynaklanıyor. Yani ben ön yargılıydım. Çünkü dedim ki ben hayatta yemem. Yok canım ben ne kellesi falan. Biz yemiyoruz falan böyle. Bize dediler ki ya bir deneyin. Yönetmenimiz de var. Bir deneyin. Tamam dedik. Peki ne yapalım? Hani mecbur ayıp olmasın diye. Bir kelle yedik. Bir kelle daha yedik. Sonra bir kelle daha yedik. Allah'ım ben utanıyorum. Dördüncü kelleyi ıslayamıyor tamam mı? 3-4 kişiyiz. Sonra dedim ki ya bir daha istesek ayıp olur mu falan. Dediler ki ya. O yüzden yani bilmeden konuşmamak lazım. O yüzden kelle benim hayatımda çok özel bir yeri var. Böyle bir hikayesi var bende. Evet. Şimdi bismillah başlayalım. Bak şuradaki çizgiyi görüyor musun? Vallahi çizgi var. Şuradaki ha, yemin çizgiyi ediyorum. Görüyor musun? Mevla çizmiş de bırakmış abi. Aynen böyle. Hani öyle. Rahat kesin hakikaten. Demiştiniz öyle, bunu yarın öbür gün yiyeceksiniz arkadaş. Bu kesin. Allah Allah. Allah. Aa gitti. Çıktık. Beyin, beyin değil mi? Beyin. Vay 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 vay. Bismillah. Kimi müşterilerimiz böyle yarım, yarım talep ediyor. Ya. Şu şöyle yarım. Peki normal bir insanoğlu ne kadar yer bundan? Yarım kelle yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Bir kişi tamam, geldikleri zaman paylaştırıyoruz. Paylaştırıyoruz. Ayrı ayrı tabaklara ekliyoruz. Şimdi hazırlayacağımız gibi. Tamam. O zaman şimdi bir tanesini bir görelim. Burası neresi? Anlatarak yaparsanız. Evet. Şimdi bu dili ilk önce dilini alacağız. Dilinin arka tarafında küçük kemikleri vardır. Onları gözden kaçırmadan. Ha kemik mi var bak, orada? Düştü. Aa. Dilin kemiği yok derler ama var aslında. Dilin kemiği var mıymış ya? Çok ince arka tarafta Allah hareket Allah, etmesini sağlayan bir kemiği. Onu görememiş demek ki atalarımız. Evet, dili. Bu dili. Evet. Şu yanak etleri. Bir dakika bu yanak mı? Evet yanak etleri. Bu yanak etleri. Acayip lezzetli değil mi abi evet, ya? Evet. Bir kellenin üzerinde toplamda 7 tane ayrı lezzet vardır. Yanak etleri. Yanak. Şakak. Şakak. Beyin. Göz. Dil. Dil. Vay. Tamam. Şimdi beyni alacağız. Of. Beyin. Şöyle. Yarım beyin. Evet. Yarım beyin. Yarım akıllı yani. Beynin tam yarısı. Beyin. Şu bademleridir. Uyku badem ne? Boğaz bademli. Evet. Boğaz bademli. Onun badem işte sanki biraz şişmiş ha. Şişmiş değil, biraz fazla pişmiş. Ha. Göz bu. Abi bir dakika bir şey soracağım. Göz yiyor muyduk ya? Göz yiyoruz. Gözün sadece siyahı. Tamam.
O bana kalır. Bak onu yemediydim ha. Onu tamam. Da belki şey yaparız. Gözün siyah kısmı değil mi? Siyah kısmını arka alırız tarafı. Aynen. Kimi arkadaşlar istemezler, onlara koymayız ama istemeyenler onda bir, onda iki falandır yani. Ha. Geri kalan herkes ister. Şahane. Bol kimyonla, bol tuzla çok güzel olur. Bunun baharatı kimyon değil mi? Kimyon, aslında? Kekik, tuz. Kimyon. Pul biber isteğe göre. Abi kaç yıl oldu bu işi yapıyorsunuz? Geçen cumartesi 10 yılı tamamladık. Maşallah. Şimdi bu neresi? Bu yanağın alt tarafları, yanak tarafları. Alt yanak. Kimyon, tuz ne varsa onları atalım. Tabak ben şöyle geçeyim mi? Bunlar hani çok özel lezzetler sevgili seyirciler. Bizim milletimize ait şahane lezzetler. Yani ecdattan böyle gelmiş. Bir de doğrusun kalmadı artık Akhisar içerisinde böyle kelleyle uğraşan. Kelle değil mi? Evet, sayılıdır. Şöyle için. Buyurun. Yer değiştirelim tekrar. Sayılı değil mi artık? Sayılıdır artık. Peki Caner, kaçta açıyorsun dükkanı? Saat 11 gibi, 10.30 gibi açıyoruz. Evet, 12'de tamam. Tezgahımız hazır olacak vaziyette. Kaça kadar? Akşam 8-9 civarı bitiyor. Zaten çarşımız küçük bir çarşı burası. Hı-hı. Kapanıyor esnaflar. Esnaflar kapatınca biz de bırakıyoruz. Peki bu kelleler nerede pişiyor abi? Bu kelleler mahalle fırınlarında pişiyor. İki katlı fırınlarımız var. Aa. Alt katlarında ekmek, üst katlarında bizim kokoreçlerimiz, vay, kellelerimiz. Mahalleden insanların getirdiği güveçler. Kaç saatte pişiyor orada kelle mesela? En az 4 saat. Her mahallede var değil mi? Var, her mahallede var. 10 seneden beri ürünlerimi aldığım yer aynı. Kömürümü aldığım yer aynı, ekmeğimi aldığım yer aynı, malı pişirdiğim yer aynı. Hı-hı. Standart çalışıyorum insanlar. Kuzu kelle mi oluyor bu? Kuzu koyun kelle. Kelle. Koyun kellesi daha kart olur ve kokulu evet. Olur. Biraz daha geç pişer ve koyun kellesi, kuru kelle deriz buna. Kuru kelle için uygun değildir. Bu daha iş evde yani... çorba yapacak vatandaşlar sakatatçılardan tercih edip alabilirler ama bu kuzu kellesinin lezzetli olur. Şu anda zaten süt kuzu sezonu. Bunun üzerine kimyon attık, evet. Tuz attık biraz. İsteğe göre pul biber, yanına biraz soğan, biraz domates. Amanını kelle, kelle, altını üstünü yelle. Amanını kelle, kelle, altını üstünü yelle. Ben sana bir söyleyeyim mi? Her yerde her şeyi yersin de bu kelle başka bir evet. Şey. Her zaman yiyecek bir şey değil yani, değil mi? Tabii ki. İçinde hani bir kellede, koyun, kuzu kellesinde ne varsa hepsi var. Dilinden, beynine, yanağından, dudağına, evet. Şakak etleri hepsi var. Küçük diline kadar, bademciye kadar hepsi var. Değil mi? Evet. Celal, eline sağlık ya. Akhisar'ın şahane, efsane lezzetlerinden bir tanesi efsane, güzel kellesi. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel Akhisar'dayız. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu Celal? Olsun bence. Olsun vallahi, afiyet olsun. Sevgili seyirciler, güzel Akhisar'ın efsane lezzetlerinden bir tanesi de şahane kokoreçi. Kokoreç her yerde var. Çok güzel ama bizim burada birazcık daha farklı. Çünkü buraya geldiğinizde işte köfteciler çarşısı var, kokoreççiler çarşısı var, ondan sonra kelleciler çarşısı var. Yani böyle her şey bir aslında bir arada. Aynen, yani birleşik. Değil mi? Yani burası aslında Akhisar'ın gastronomi çarşısı. Yani kokoreç, kelle, köfte, bunların hepsini aynı yerde bulabilirsiniz. Kokoreçler Balıkesir'den bize bağırsak olarak geliyor. Kendi imalathanelerimizde hazırlıyoruz, pişiriyoruz. Dana ürünü, dana. Büyükbaş. Ha, dana olacak değil evet, mi bu? Evet, büyükbaş fırın. Akhisar'ın meşhurudur fırın kokoreç. Fırın. Evet. Doluyor. Tandır şeklinde fırın, aynı kelleyi attığımız fırına. Sabahleyin erken saatlerde atarız. Öğlene doğru çıkartırız. Yaklaşık 3,5 saat fırında durur. Görelim mi? Lokum gibi tabii, tandır tamam. Şeklinde. Yine tandırda kalıyormuş. Yani bizim... Burada köy fırınları var. Herkesin ortak kullandığı fırın. Orada kalıyormuş bunlar. Orada kaç saat kalıyor usta? En az 3,5-4 saat fırında kalıyor. Pişkinliği bizim için önemli. Tamam. Vay 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 vay. Ya çok güzel değil mi abi? Kokoreç başka bir kültür yani. Allah bize kurban oldum. Allah vermiş, yiyin kulum demiş. Bir sürü bereket Allah vermiş yani. Değerlendirmesini bilmişiz. Ha, bilmişiz. Kim akıl etti acaba? Evet, kim yani, akıl etti? Nereden aklına geldi? Ben bunu bağırsağı kokoreçe çevireyim. Aynen. Fırına atayım da yedireyim bile. Ama işte Türk insanı biraz zeki. Ve yemeği seviyor. Yemeği seviyor yani. Bir yerden bir şey bağlamışız, biz bulmuşuz. Biz yiyormuşuz, sefere çıkıyormuşuz. Yiyormuşuz, sefere. Şimdi kokorecimizi porsiyonlayacağız. Tamam. Bu kendi kumbarı ve kendi bağırsağıdır. Bunun üzerine ekstra yağ... Herhangi bir şey olmaz. Kendi gerek üzerindeki mu? Kendi üzerindeki kumbarın üzerindeki yağ buna yeterlidir. Bu şekilde. Ne kadar güzel. Ne çok gibi. Aşırı yağlı, ha? Ne çok yağsız. Bunun kıvamı budur. Daha fazlası, daha yağlısı mideyi bozar. Ha, değil mi? Yağ oranı çok önemli.
O yüzden 10 seneler devriliyor yani ya. Biz buna dikkat ettiğimiz sürece. Gelmez ki kimse. Tabii tabii. Bir de Aksar küçük yer ya sevgili seyirciler. Şimdi bir kere kötü yaptın, yaptın. Tabii tabii. Yani Allah muhafaza ya, müşteri kaçar. O yüzden böyle küçük yerlerde daha dikkatli oluyor insanlar. Yani yol üstü bir yer değil yani. Evet. Sonuçta insanlar geliyor burada yemeklerini yiyorlar. Misafirlerimiz geldiği zaman, porsiyon talep ettikleri zaman bu şekilde yardımcı oluyoruz onlara. Şöyle. Tamam. Bay bay bay. İlk döktüğün kimyon muydu yine? İlk döktüğümüz kimyon, ardından tuz. Ve Allah 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 Allah, bu nasıl yemek? Dırırın. Bu nasıl yemek? Dırırın. Bu nasıl yemek? Bu nasıl yemek? Abi bir şey söyleyeceğim. Vallahi çok güzel görünüyor. Sevgili seyirciler, yine kokoreçimiz. Şöyle. Yine yanında soğan. Bir şey söyleyeceğim. Bu sakata yerken illa bir kokacan değil mi? Böyle bir şey var. İster ya. İster. Biz yanına soğandır, domatesdir. Kelle paça içerken mesela illa sarımsağı, sirkeyi dolduracağım. Soğanı yiyeceğim. Mesela kokoreçte kez daha öyle soğan yiyeceksin. Kelle de öyle. Bunu yerken diyeceksin ki yani kardeş biz yani kokoreç yedik geliyoruz. Kelle yedik ki biliyoruz yani. Oradan geliyoruz. Ustam ellerin dert görmesin. Canınız istediyse hakkınızı helal edin. Ama çiçek dalında her şey yerinde güzel. İstiyoruz ki siz geldiğinizde burada aramayın ne yiyeceğiz diye. Sizlere gösteriyoruz, anlatıyoruz. Celal ustam ellerin dert görmesin. Afiyet olsun, inşallah. Bereketli olsun. Güzel Akhisar'dayız. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu Celal ustam? Olsun. Olsun. Hep beraber bekleriz. Sevgili seyirciler, Akhisar Merkez'de Mustafa Hocam'la beraber Akhisar'ın tarihini konuşacağız. Şu anda çok özel bir yerindeyiz. Mekandayız. Evet. Evet. Neresi? Akhisar'ın antik dönemdeki ismi Tiyaterya. Tiyaterya. Tiyaterya şehrinin şu anda merkezindeyiz. Aha. Şu şekilde ifade edeyim. Burası aynı zamanda Tiyaterya şehrinin AVM'si. Antik dönemde Akhisar'ın pek çok isimleri var. Ne mesela hocam? Semiramis, Eyüpba, Tasiyatır, Tiyaterya, en çok bileni Tiyaterya. Osmanlı döneminde Köklüce olarak isimlendirilmiş bir dönem. Aha. Daha sonra Akhisar olarak isimlendirilmiş. En son ismi neydi? Ama Akhisar'dan önceki Köklüce. Akhisar 9000 yıllık tarihiyle bereketli bir toprağın üzerinde birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış mükemmel bir yer. Burası Hindistan'dan başlayıp bir kan damarı gibi bütün dünyayı hemen hemen dolaşan tarihi ticaret yolunun üzerinde olan bir yerleşim yerlerinden, alışveriş merkezlerinden birisi. Aynı zamanda yönetim yeri. Akhisar deyince 7 kiliseden biri akla gelir. 325 yılına kadar bütün dünyada Roma Hristiyanlığı yasaklamıştı. 325 yılında Bizanslar serbest bıraktı. O dönemde 7 tane kilise yapıldı bu bölgede, Ege bölgesinde. Bunlardan birisi de burası. Burasının olduğu yeri kilise olarak değerlendiriyoruz. Gitmiş olduğumuz o muhteşem mabedin bulunduğu yer, asıl kilise Ulu orası. Ulu caminin bulunduğu yer. Burasının da yönetim binası olmasından dolayı burada da aynı zamanda küçük bir şapel var. Evet. Bundan dolayı kilisenin olduğu yeri burası olarak değerlendirirler ama burası değildir. Burası Tiyaterya şehrinin yönetim binasıdır. Eyvallah. Hemen şu arka tarafta görmüş olduğumuz taş döşemede Lidya döneminden kalan orijinal yoldur. Şehrin içerisinde mükemmel bir şehir var. Aynı zamanda burası Bizans burayı nekropol olarak kullanmış. Bizans'ın nekropolüdür. Daha sonra Osmanlı döneminde de bu bölge mezarlık olarak kullanılmış. Onun için tepe mezarı olarak isimlendirilmiş. 1957'ye kadar burası tepe halinde. 1957'de yapılan kazıda bunlar ortaya çıkıyor. Onun öncesinde burası bir mezarlık. Milattan önce 3000 yıllarında Amazonların da yaşadığı, yaklaşık 150 yıl civarında Amazonların da burada hüküm sürdüğü bir medeniyet var. Evet. Burası 1315 yılına kadar Hristiyanlığın merkezlerinden birisiydi. Tamam. 7 kiliseden birisi burasıydı. 1315 yılında Saruhan Bey burayı fethetti. Selçuklu zamanında. Selçuklu'dan sonra beylikler döneminde. 1315 yılında Saruhan Bey bu bölgenin, Akhisar'ın Türkleşmesi ve İslamlaşması için İç Anadolu bölgesinden o aileler getirdi buraya. 1315 yılında
Akhisar deyince akla gelen önemli şahsiyetlerden birisi de Şeyh İsa'dır. Ki Şeyh İsa için bugün Çağlak Festivali dediğimiz bir festival vardır ki Türkiye'de en uzun soluklu festivaldir. Bu Şeyh İsa'nın dedesi Saruhan Bey tarafından bu bölgeye getirip yerleştiriliyor 1315 yılında. Nereden? İç Anadolu'dan. İç Anadolu bölgesinden. Daha sonra 1410 yıllarında burası Osmanlı hakimiyeti altına giriyor. Tamam. Saruhan Bey dönemi bitiyor, Osmanlı hakimiyetine giriyor. O günden beri, daha doğrusu Saruhan da bizim olduğu için 1315 yılından beri inşallah ilelebet burası i̇nşallah. Bir Türk yurdu olarak kalacaktır. İnşallah. En önemli şeylerden birisi de 1919 yılında Yunanlılar Ege bölgesine İzmir'e çıktıklarında ilk işgal ettikleri yerlerden birisi, İlk müdahale ettiği yerlerden İzmir'den sonra burasıdır, Akhisar'dır. Çünkü burası çok önemli bir kilit noktasıdır. İç Anadolu bölgesine bu Salihli tarafından İstanbul tarafına da bu bölgeden gidiliyor. Eskişehir, Balıkesir, Bergama yol ayrımındadır burası. Dolayısıyla 1919'dan 1922 yılına kadar yaklaşık 2,5 sene böyle bir sıkıntılı dönem, kara günler geçiriyor ama çok şükür birlik beraberlik içerisinde o günleri de o sıkıntılı günleri de el birliğiyle atlattık. Hocam İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Allah ederim. Razı olsun. Çok sağ teşekkür sağ ederim. Olsun, sağ Görüşmek sağ üzere Kürşat kardeşim. Sevgili seyirciler, Manisa Akhisar'ın Balıkesir sınırında bulunan en son köyündeyiz. Rahman Yaylası üzerinde bulunan hayvancılığıyla özellikle de kurbancılığıyla meşhur şahane bir köydeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Akkocalı'dayız, Akkocalı'da. Gidiyoruz gündüz gece. Çok güzel bir köye geldik. Yine bir Yörük köyündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir taş fırın var. Şöyle aşağı doğru gidiyorum. Kime? Mürşide Hanım ve Muharrem abinin evine gideceğim. Bizim için bakalım neler hazırlamışlar. Sürprizler var. Gelin buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vay vay vay. Vallahi bir söyleyeyim. Olmak istediğim yerdeyim. Şu anda mesela canım nerede olmak ister? Aha bizim köyde burada olmak. Sobanın başında anamlar da ekmek yaparken yanlarında olmak istiyorum. Nasılsın ana? İyiyim hamdolsun şükür iyi. Kıymetli annelerim acaba ne yapıyorlar? Ana ne yapıyorsunuz? Gözleme. Ama nasıl gözleme? Kıvırcıklı. Kıvırcıklı kıvırcıklı. Hiç hayatınızda duydunuz mu kıvırcıklı Damak gözlemesi? Ben ilk defa duydum ha kıvırcıklı gözleme. Bak kıvırcık marulu duydum. Kıvırcık koyunu duydum. Kıvırcık saçlı kadını duydum. Kıvırcık gözleme ben ilk defa duydum. Fadime abla. Bizim burası meşhur kıvırcıklı gözlemesi. Fadime abla ev sahibiniz. Muhtarın anamın. Güllü anam. Ana senin adın ne? Mevliya. Mevliya. Bak Fadime. Güllü, Mevliya, Ayşe, ana? Peren. Peren. Peren, Güllü, Mevliya, Ayşen, Fadime. Ulan vallahi iyi ezberlemişim ha. Vallahi ben bu kadar hafızam iyi değildi kız. Ben nasıl bir şey oldu? Kıvırcıklıydım ama. Açıldı herhalde. Hafızam açıldı. Bak. Peren, Güllü, Fadime, Ayşe, Peryem. Bu doğru değil mi? Neydi bunun adı? Maşanga. Maşanga. Kuzine dedi. Ha. Bütün işleri maşanga yapıyor değil mi ana? Tabii. Bak, burada ekmek pişiyor. Burada çay suyu kaynıyor. Burada yemek pişiyor. Burada da başka bir... Ana ben bunu çok severim ya. Burada da bir yemek var onu sonra bakarız. Ondan sonra bir de ısınıyoruz. Hepsinden ötesi. İşte kıvırcıklı. Değil mi ana kıvırcıklı? Damat gözlemesi. Damat. Aa damat gözlemesi mi? Damatlar en çok ondan yapıyorlar. Aa düğünlerde yapılıyor o zaman. Fadime abla. Fadime abla. Evet. Kıvırcıklı damada mı yapılıyormuş? Damata yapılır. Eskiden mi şimdi hala mı? Şimdi de yapan var. Eskiden şöyle, de yapılırdı. Şöyle görelim. Ben hiç böyle bir gözleme görmedim. Şimdi kıvırcıklı yapmaya devam ediyorlar analarım. Mevliya ana. Mevliya hanım. Bak Mevliya ana hiç benimle konuşma. Mevliya hanım. Ana bir bak yüzüne kız. Konuşma sen mi? İndi bakalım. Mevliya hanım. Küstük mü? Küstük. Valla aha. Mevliya hanım bana küsmüş. Güllü hanım. Efendim. Bak Güllü hanım barışın. Güllü hanım. Ana bir şey söyleyeceğim Güllü hanım. Siz bu köyde mi doğdunuz? Burada bir. Benim anam Yörük'ten gelme. Sındırgı'ya bağlı orası. Aa, aslında burası bir sınır sevgili seyirciler. Bir taraf
Mesela köyün bu tarafı Balıkesir'e, Sındırgı'ya bağlı. Köyün bu tarafı nereye bağlı? Manisa'ya bağlı. Manisa'ya bağlı. Feren abla, kız boynundaki. Ay Feren abla. Onun içine uymak. Vay Feren abla. Maşallah, maşallah. Onun adı ne abla? Altın. Ya Allah Allah. Biliyorum altın. Ben de gümüş demedim abla. Kafalı altın diye. Kafalı, kafalı. Yani kaç tane çeyrek ediyor? 10 tane çeyrek yapıyor. 10 çeyrek, 20, 30, 40. Güzel, iyi, güzel. güzel maşallah. Şahane. Şimdi Feren ablam aslında Gülle ablamın neyi oluyor? Kardeşi. Kaç kardeşsiniz siz? Biz 5 kardeş, bir oğlan kardeşim adım öldü. Allah rahmet eylesin. 4 kız. Say Güllü, isimleri say Güllü. Güllü, Müşerref. Müşerref. Fadime. Fadime. İbrahim. İbrahim. Ondan sonra ben varım. Sen, Perihan. He. 5 kardeş. 5 kardeşiz. Güllü ana, bakayım Güllü ana. Perihan abi bakayım. Benzemez benziyor. Biraz benziyorsunuz, çok az. Müşerref çok benzer. Müşerref nerede? Aksaray'da oturuyor. Müşerref arayalım. Aram. Güllü ile benzemiyor, Müşerref arayalım. Aram Müşerref'e. Şimdi hamur özel bir hamur mu? Maya konmuyor buna. Aa. Maya kondu mu ekşir. Doğru. O ekmek mayasına konuyor. Doğru. Açım da benim biraz karnım aç. Gitmedi, kan gitmedi. Karnın açsa buyur ye. Bunun özelliği normal. Su, un, tuz. Süt kattık. Süt kattık mı? Al işte bunları hiç söylemiyoruz. Bunları hiç söylemiyoruz. Ben yumururken görmedim. Sen onu yumururken görmedin mi? Görmedim. Evet. Fatıma abla, süt. Süt kattık. Yağ. Yağ. Su. Su, bir de un. Un. Tuz. Tuz da kattık. Tuzsuz olmaz zaten. Daha bir şey söyleyeceğim. Daha bulmuş mu? Daha şeker bile gelecek değil mi? He. Daha şeker gelecek. Daha bir de yağ gelecek. Acayip bir şey. Pişirirken şeker ekiyiz. Evet, çok enteresan. Tabii. Mesela gözleme ama şekerli gözleme yani. Tabii tabii. Değil mi? Şekerli kıvırcıklı gözleme. Şekerli kıvırcıklı ama tatlı desen tatlı değil. Tam olarak. Tabii. Normal yemek desen yemek değil, şekerli ama çok güzel bir şey, çok özel. Güzel. Şimdi kıvırcık nasıl yapılır? Bazen boğdan. Şimdi bak. Oklaya boğaya sıkı verirsin, kıvırcıklandır hadi. Ha, o kadar kolay. Nasıl kolay değil de, yani yapana kolay. Şimdi bak böyle alıyorsun, oklayı açıyorsun. Sobanın adı neydi be? Maşinga. Maşinga. Şimdi. Ha, büyük abi. Böyle. Hadi bir ver. Çok güzel. Vay be. Şimdi sen ne yapacaksın? Ben bunu yağlayacağım. Ha. Yağ ekeceksin aralarına, açılsın diye. Böyle. Vay be. Birbirine yapışmasın. Yağsız oldu mu güzel olmaz. Vay be. Yapışır mı yağ sorusu? Yapışır. Şimdi bunun başka işlemi var. Şeker döküyor muyuz şeker? Şeker şimdi burada saçta biçirirken şeker yapıyoruz. Sonra? He. Bir tane de ben yağlayayım mı? Yağla. Yap, tamam. Ya yaptım yağla. Ana, evet. Güllü ana bir tane kıvırcık alabilir miyim? Al. Sağ olun hocam. Alayım. İşte. Buyur. Kıvırcık geldi. Şöyle. Feren ana. Şu kıvırcığı ben yağlayayım. Onu ben götüreceğim. Bırak onu. Onu bırak. Karışmayın bana. Bir şey yapacağım. Açın al yaz. Yok, ben yapacağım. Ha, yap hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. He. Aç. Okla kendinden geçerdi yani. Böyle geçecek. Olmadı mı peki Güllü ana? Oldu. Ha. Ha, yağla şimdi. Ben yağlayacağım. Oldu mu? Hı, tamam. Yeter biraz yağlayayım. Yeter çok yağlı olan. Bizde yağ çok kız buralarda hep zeytin çok yağ. Yağ çok sen gök anasını satar. Çok şaka yapayım. Şimdi, şimdi bak şu kıvır. Ha, çok az hemen. Çok az. Burasını da kıvır. Şimdi o ucunu getir şöyle bak şuraya. Şuraya kadar. Ha. Şimdi şuraya da azıcık yağ dök. Şuraya da azıcık yağ dök. Çok az dök. Şuraya yeter mi? Ha, yeter. Tamam. Şimdi bu ucunu şuraya getir. Şuraya mı? Ha. Vallahi yaptım. Bastır şöyle kenarlarını, şuralarını. Kenarlarını. Tamam oldu. Şuradan tut. Bravo. Ha, go. Topla. Buyurun. Ha, go. Ha, bir şey olmaz. Şimdi ben bunu alıyorum. Nereye gidiyoruz? Dışarı. Karasac'a gidiyoruz. Sacın üstünde. Karasac'ın üstünde pişireceğiz. Karasac'ın üstünde pişireceğiz. Üzerine şeker atacağız. Ondan sonra şahane kıvırcık gözlerimiz hazır olacak. Değil mi? Evet. Hadi ben gidiyorum. Anacığım selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunu bak yandan gönderdiler. Senin adın neydi ana? Şadiye. Şadiye anacığım. Ablası adın ne? Türkan. Türkan. Karslıyım ben. Aslında böyle mi? Ha. Buraya gelin geldim. Ha gelin geldin. 45 sene oldu. Maşallah 45 sene oldu. Şadiye ana bir şey söyleyeceğim. Toz şeker mi serpecek bunlara? Evet.
Tamam. Şekerek şimdi, şimdi tek tek atıyoruz oraya değil mi? Tek tek koyduk, yağladık. Tamam. Şöyle pişti mi çevireceğiz bunu. Bir tane daha koy buraya. Bir tane daha koy. Şadiye'ne bir tane daha koy. Ablam sığdırır onu oraya. Evelallah. Evelallah. Sevgili seyirciler, kıvırcıklı gözleme. Diğer adı da damat gözlemesi. Evet. Damatlar evlenirken gelinin arkasından konuşulmaz. Gözleme gönderir. Evet. Aynen öyle. Kıvırcıklı gözleme gidiyor. Damat bunu yiyor. Bizim buranın adeti yani. Damat bunu yemezse olmaz yani. Kesin olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Yiyecek. Bunu yiyecek damat. Bu da şahane kıvırcıklı gözlemimizin. Niye kıvırcıklı dediğini buradan görüyorsunuz zaten. Kıvırcık kıvırcık şu kenarları. Şimdi ablam orada üzerine yağlıyor iyice. Ondan sonra zeytinyağı tabii bu arada. Kendimizin zeytinyağı. Kendi, kendi bahçemizden. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ne güzel. Kendi zeytinleri, kendi zeytinyağları, kendi... Kendi unumuz, kendi ekinimiz. Ha, kendi unu. Dağlarımızın odunu. Dağların odunu. Peyniri, zeytin, her şey kendilerinden var. Keçi peynirimiz, keçi doğurduğumuz hepsi var. Şadiye ana, ana sen kaç yaşındasın? 50 doğumlu. 50. 60, 70, 80, 90, 100 yaşındasın ana. Kaç? Yanlış oldu. Yok 100 değil. 60, 70, 80, 90. Ne kadar oldu 90'dan sonra? 90, 100. 100. Ben doğru söylüyorum. 90, 100. 60, 70, 80, 90. 2000, 2010, 2020, 74. Maşallah. Muhtarın anası. Ay muhtarın anası mısın? Maşallah. Ana Allah sana hayırlı uzun ömür versin. Yani bu adet hep var mıydı? Eskiden oluyor. Hep vardı yani. Ta deden zamanında da vardı. Bir zamanda vardı. Hadi bir tane at bakalım. Hadi at bakalım. Türkan abla sen 45 sene önce Kars'tan buraya gelin geldin. Kars'tan geldim. Abla Kars nereye? Manisa nereye? Nasıl oldu? Allah yazdı mı geldi miydi? Ya bitti daha konuşmaya gerek yok. Enişten buralı mı? Buralı. Adı neydi? Mevcut Alkan. Adı mevcut mu? He mevcuttur. Her şey mevcuttur. Her şey mevcut. Her şey mevcut. Mevcut abime de selam olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Mevcut abim görücü usulü mü oldu? Görücü usulü işte başkası buraya getirmiş bir kız diyen örgenmişler. Onlar da alışmış bizi getirmişler. Değil mi? Ama şimdiki Kars'ın... aklımız olsa gelmezdik. Niye? Uzak mı? Uzak. Öyle. Fazla gidilmiyor işte çocukların yanına gideyim İstanbul'da çocuklar. Aha. Onların yanına gideyiz. Fazla Kars'a gidemeyim. Kars'ın neresi? Akbaba. Hiç orada akraba var tabii canım. Var. Abim var, kardeşim var. Arada gitmiyor musun? Hiç gitmiyor musun? Gittim geçen sene gittim geldim. Gitsin Allah. Ha. Soğuktu biliyor musun? Soğuk. Kışın mı gittin? Eskisi gibi soğuk değil daha. Gar yok. Oralarda da yok. O azaldı değil mi oralar? Kış yok. Buyur Kürşat abi. Ooo Beren ablam. Allah razı olsun. Ha geldi. İki kıvırcık. Buyur. Bunlar hep sade mi olur kıvırcıklar? Sade olur. Otsuzunu yapıyla. Şimdi o da olsa otlu da yapabilirsin. Ama otun üstüne şeker atılmıyor değil mi? Aa ona şeker atılmıyor. O yan otlu derler normal ona. Normal otlu. Ona yan otlu derler. Yan otlu. He. Normal şartlarda biz kendi ekmeğinizle mi bu şekilde yapıyorsunuz? Köy ekmeği. Kendi ekmeğimizi burada yapıyoruz. Maşınkada olmuyor mu? Oluyor. Tam orada da yapılıyor. Oluyor orada da yapabilirsin. Değil mi? Eskiden karlar çok yağarken maşınkalarda, fırınlarda yapamazdık. Maşınkalarda yapardık. O, otlu peynir de böyle kıvırcıklı mı oluyor yani? Aa o kıvırcıklı olmaz. Düz. Kıvırcıksız. Ha, ya öyle bak. Onların içine koyabilirsin. Aa bu şey değil mi? Katmer. Katmer ha katmer. Biz ona gözleme diyoruz. Bunu atsana şeker. Bak. Şimdi sıcak sıcakken o şekerler üzerine atılıyor. O şekerler üstüne yapışıyor. Anam anam garip anam sen yoksun yanımda kime dert yanam anam anam. Ve odun ateşi başlamış yanmaya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Müşit abla. Evet. Perihan ablam. Bugün bizim köyün şahane lezzetlerinden bir tanesini yapacağız. Ne yapacağız? Et yemeği yapacağız. Güveşte et yemeği. Et yemeği. Bir de odun ateşinde. Evet. Perihan ablam. Buyur. Kız bu nedir? Bu boynundaki senin nedir Perihan ablam? Beşi bir yerde. Kız beşi de bir yerde, yedisi de bir yerde. Bu onu da maşallah. Abam adet midir bizim burada böyle? Büyük şey takılır mı? Takılır. Ha. Gelinler daka, kızlar daka. Kadınlar daka. Erkekler takmaz mı? Erkekler yasak. Sen bana ver onu ben takıyor muyum, takmıyorum şuraya. Sana olmaz o.
Ya ben de götürüm hanıma takayım ya. Olur mu öyle, sen kanla kazan öyle takın. Biz kazandık takındık. Doğru söylüyor. Kazan öyle takın. Peren abla, göveç yapacağız. Göveçte et yeme. Malzemeleri kim sayacak bize? İç çayımız var. Tamam. Etimiz var. Biber, domates. Evet. Soğanımız var. Karabiber, kimyon, tuz, yağ. Yağ. Bir de perihanımız var. Evet. Bir de perihanımız var. Ha, bir de gövecimiz var. Evet, gövecimiz göveç var. Göveç. Bunu da pişecek. Şöyle göstereyim sevgili seyirciler. Bir de odun ateşimiz var. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok fark ediyor. Ha ocak, ha odun ateşi diyordum. Ne var ki diyordum. Ama aralarında Almanya ile Hollanda kadar fark var. O kadar uzak yani. Güvecin içine şimdi ilk önce hangisini koyacağız? İç çayımızı koyacağız. İç çayımızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güvecimizi koyacağız. Ben koyayım mı koyacağım? Koy. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güvecimizi aldık. Koy hocam. Güveç kara, ben kara, aman aman. İç yağı dedin, kuyruk yağı mı? Evet, kuyruk yağı. Ha. Şimdi kuyruk yağı farklı, eti farklı, normal yağ farklı değil mi abla? Evet. Kıkırdağı farklı, her şey ayrı lezzet. Peren abam. Buyur. Bu şimdi bizim buranın güveci böyle özel günlerde mi yapılır? Kendine de yapabilirsin. Yapar. Misafir gelince yapabilirsin. Başka? Düğünde falan olur mu? Düğünde sulu yemeği oluyor. Sulu su? He. Yani göveç değil de sulu göveç yemeği göveç değil. Tabii çok büyük tencerelerde yapılır. Kara kazanda mı? Evet. Peren abam. Buyur. Bu et ne eti? Bu eti? Koyun mu olacak, kuzu mu olacak, dana mı olacak? Yok. Deve eti mi olacak? Keçi eti bu, keçi. Hayır. Senin keçin var mı? Bende yok. Keçi. Bizde var keçi. Ha, kaç tane? 100 tane var. Maşallah, maşallah. Hep buralar dışarıda mered otluyor değil mi bunlar? Evet. Ne güzel valla. Domatesi. Kabuğunu soyacağım mı domatesin? Soyacağım. Peki Müşte abla, yaz kış. Buranın havası çok güzel. Yani yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Tertemiz bir hava. Mesela buranın hayvanların etleri de mi o yüzden güzel oluyor? Evet. Yani dışarıda besleniyor. Tabii havasından dışta beslendiği içeri daha bir lezzetli oluyor. Kışın da çıkarıyoruz mu öyle hayvanları? Evet. Keçileri devamlı dışta güdüyoruz mesela. Kışın da mı öyle? Evet. Aa. Karda, kışta devamlı dışta güdüyoruz. Üşümüyor mu keçiler orada dışarıda? Keçiler de üşüyor, eşim de üşüyor. Mecbur. Eti iyi olsun istiyorsan çıkaracaksın. Evet. Dışarıda şahane lezzetleri, o nimetleri. Keçi yiyecek, biz de keçi yiyeceğiz. Böyle bir şey var yani. Aynen. Mürşide abla gel bir bakalım olmuş mu? Evet. Bakayım ne diyorsun? Anam. Ya, olmuş. Versen bana. Olmuş mu? Soğanını koyacağız şimdi. Tamam. Soğanını koyalım. Tamam kanam gözüm biraz yandı. Biraz da soğanından kavuracağız. Gözüm yandı. Sonra etimizi koyacağız. Beni kimse duymuyor. Biber. Oy. Mürşide abla, evet. Yağlar içinde mi kalacak böyle? Evet, içinde kalacak. Onlar biraz daha eriyecek. Ha, iyice eriyecek. Soğanla beraber de ha. Aa! Yandı. Yandım anam, yandım anam, yandım anam, yandım anam. Kimi? Karıştır. Peren yak. Karıştır. Peren yak. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştır. Tabii sıcak olacak ya, ateş ya. Ateş doğru, mantıklı. Tabii. Sıcak olması gerekiyor. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Profesör bak bana ne diyorsun? Ne diyorsun? Peren abla yansın. Al abla. Ben yanarım. Kolun orada hiç yanmıyor ha. Enteresan. Biz alışkınız. Alışkınız çünkü. Etimizi koyacağım. Koy gari. Oh oh oh. Sevgili seyirciler etimiz keçi eti. Şimdi. Dur. Sonra kapattık. Şahane göveçte et yemeğimiz. Şimdi ne katıyoruz abla? Şimdi biberle domatesi koyacağız. Tamam. Biraz tuz, biraz da yağımızı. Tamam sıcaktır bu değil mi? Sıcak değil. Değil mi? Değil. Hepsini koyma. Aa, koyma koyma çok koyma. Domatesi de koy. Şimdi ilk önce kuyruk yağı koyduk. Yani uzat. İç yağı koyduk. Ondan sonra üzerine soğan koyduk. Ondan sonra üzerine etimizi koyduk. Tuzumuz az gelmeyin. Ondan sonra içine sevgimizi koyduk. Yağ. Ondan sonra üzerine biber koyduk. Koyduk evet. Da koyduk işte. Böyle. Evet. Bitti ama bu kadar koyduk. Evet. Biraz böyle duracak. Biraz daha dursun zaten. Biraz. Bir baharatları kaldı yani. Evet. Ne kadar sürecek abla? Biraz daha dur abi. Az biraz daha domatesle erisin içinde. Evet, biraz daha dur abi dedi. Ben size söyleyeyim. Biraz 2 saat dur abi. 2 saat evet. Daha dur abi. Evet. Ocakta piştiği için ancak. Ancak. Öyle ancak. Olacak. Tamam o zaman bekleyelim. Aman akellerin salam.
bir şahin olsa. Ben bir balaban, 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 baksam cırnağımı. Çıksam çöle ben. Aman sen bir şahin olsan, aman sen bir şahin olsan. Ben de balaban, balaban, baksam cırnağımı. Çıksam çöle ben, çöle ben, çöle ben. Ve artık sonlarına geldik değil mi? Evet. Az kaldı ha? Az kaldı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi salçasını koyacağız. Tamam. Baharatlarını koyacağız. Karabiber, kimyonunu. Tamam. Domates salçamız. Domates salçamızı koyduk. Evet. O ne? Karabiber, kimyon. Kimyon. Biraz böyle durdurmuş suyunu koyacağız. Aslında su ekleyeceğiz. Kaynak evet. Su mu? Evet, kaynak su ekleyeceğiz. Çünkü neden? Pişmiş haşa soğuk su eklenmez. Evet. Birazdan suyunu da ekleyeceğiz. Tuzunu da atalım. Bak, kediler gelmeye başladıysa yemek olmuştur. Aynen. Bismillah. Vay 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 vay. Şimdi bayağı üstünü yani evet. Tam sıfır suyla doldurdu biraz ablam. Biraz suyla kaynayacak bu. Kaynadıktan sonra biraz daha bekle. Tamam. Yeterli, kapattık. Abla ne kadar kalacak böyle Mürşide abla? Şimdi bir saat bile böyle kaynayacak. Burada ortalama yaş kaç? Ya kimi 50'de ölüyor, kimi 53'de ölüyor, kimi 55'de ölüyor. Ne yaptın ya? 60'ı gören yok burada herhalde. 60'ı çok ya. Ya vallahi ya, hiç atıyorsun şu an. Ne atmayın. 100 yaşında adam daha yaşıyor orada köyde. Yaşamıyor mu abla? 100 yaşında yaşayan adamlar var burada. Ya var. Burada da var. 90'ı geçen var. Tamam. Ama debinde bir. Babam 52 yaşında, abim 62 yaşında öldü. Hasta olan değil, vadesi yeten ölüyor değil mi? Öyle. İyi. Kalk gidek bari dolaşak bir saat daha burada, ne yapalım? Bir saat dolaş. Köyü dolaşalım. Hadi ben gidiyorum. Ben gidip köyü dolaşayım gelip. Sevgili seyirciler, Manisa Akhisar Akkocalı Köyü Muhtarı İsa Alkan'la beraberiz. İsa abi, köy evet. Şu an arkamızda. Tamam, evet. Bu kadar değil mi köyün? Evet. Hemen şurada gölet var. Evet. Gölet. Kaç haneydi köyümüz? 150 hane. Nüfus 400. Geçim kaynağı hayvancılık. Peki nasıl oluyor? Ne tür hayvanlar? Salma hayvancılık, yerli ırk. 8 ay boyunca dağda kalıyor. Hı hı. 4 ay boyunca evimizden gidip geliyor, dağa gene gidip geliyor. Burada geçim kaynağı hayvancılık. 1500-2000 başlık hayvanımız var. Hı hı. Kurbanlarda hayvanlarımız var. Şu anda kurbanda 5000 nüfus oluyor. Köy 5000 nüfus mu oluyor? Kurban? Evet, kurbanda 5000 nüfus oluyor. Maşallah. Herkes 600 geliyor. Baş kesim yapılıyor. Şehirden tabii kurban alanlar buraya geliyor. Hmm. Kurbanını kesmek için. Çünkü burada salma hayvancılık var. Hayvanlar hep dışarıda. Evet, hep değil dışarıda. Mi? Dışarıda mı yatıp kalkıyorlar onlar? Evet, 8 ay boyunca dışarıda yatıp kalkıyorlar. Vay. Kurtlar, canavar mı? Kurtlar bir iki tane yiyor herkesten. Nasıl bir iki? Bizim bu sene bir tanemiz yedi. Aa. Sonuçta yani bunlar salma hayvancılık, başında çoban olmadığı için yiyor. O zaman dağda gezen kurtlar. Dağda gezen, evet. Yavruları bazıları dağda yapıyor. Bazıları şimdi mevsim, şu anda yavru mevsimi. Yavrular yapıyorlar, inekler. Peki şu enteresan değil mi? Başında çoban yok bunların. Evet. Salma hayvancılık. Salıyorsun, saldım evet. Çayıra, Mevlam gayra. Yok öyle hırsızlığım falan olmuyor. Maşallah. Orada yani hayvanlar rahat duruyor. Canavar var. Ama onda herkes razı geliyor bir tane iki tane yemesine. Çoban olmadığı için. Maliyet çobanlar. Hayvancılık. Peki kaç bin hayvan var bu köyde? 1500-2000 baş. Sade yaylada duranlar. Maşallah. Kurbanlıklarımız ayrı. Kurbanlık da şu anda 600-700-800'lere doğru tırmanıyor. Yani yaklaşık köyde 3000 büyükbaş hayvan var. Evet, vardır. Maşallah. Çok güzel. Yani bir de buranın özelliği havasından, suyundan, dağdaki o yedikleri işte otlar, kekiklerden evet. Dolayı evet. Hayvanın eti bir başka güzel oluyor. Tabii salmalık hayvan. O yüzden çok tercih. Her şeyi yiyor yani. Değil mi? Burada evet. Aslında içeri kapanıp böyle yiyeceğine dışarıda yemesi daha iyi değil mi? Daha iyi. Tabii şimdi kurban mevsimine kadar dışarıda yayılıyorlar. Hı hı. Kurban mevsimi sezon geldi mi içeri alıyoruz. Hı hı. İçeride 4 ay boyunca bakıyoruz. 5 ay boyunca. Ondan sonra müşteriler geliyor. Onlara satıyoruz. Eyvallah. O arkadan geliyorlar şimdi bak bu mesela orada. Şimdi onlar evine dönüyor şu anda. Allah Allah. Herkes kendi evini biliyor mu evet, öyle? Evet, kendi evini biliyor.
Nasıl bütün hayvanlar eve geliyor yani. Bunları nasıl öğrettiniz siz bunu? Yok öğrenme. Anneden doğuştan öyle gelip gidiyorlar. Allah bütün Allah. Hayvanlar. O şekilde. Şu anda daha ancak saat ancak geliyor. Bu saatten sonra daha çok kalabalaşır. Size sabah çıkıyor bu hayvanlar. Evet sabah 9-10 arası çıkar. 9-10 arası çıkıyor. Akşamüstü de 4 gibi dönüyorlar. Ha, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozluyorlar. 4 gibi kendi evlerine geliyor. Herkes kendi evini biliyor yani. 4 ay boyunca bu şekil. Bu şekilde. Mart sonu geldi mi hepsi yaylaya gider. Yaylaya gittiği zaman da orada yatıp kalkıyor. Orada yatıp kalkıyor. 8 ay boyunca hiç gelmezler. 8-8,5 ay boyunca. Peki muhtarım normal şartlarda aslında burası yayla. Evet. Ya buraya sonradan yerleşilmiş yani aslında evet, köyden aşağıda. Evet. Burası aslında yörüğün yaylağı. Evet. Buraya geliyor hayvanlarını getiriyorlarmış eskiden kendi evet. Burada kalıyorlarmış. Evet Manisa Taştepe'nden geliyorlardı. Sonra buraya yerleşmişler. Tabii Cumhuriyet kurulunca herkes olduğu yerde kalacak diyorlar. Daha da buraya yerleşiyorlar. Burada hayvancılık üzere. O zamandan başlıyor bu zamana kadar hayvancılık devam ediyor. Bu hayvanların gittiği yerler şu dağların öbür tarafı mı? Çok karşıki dağlara gidiyorlar şu anda. Kış mevsiminde buraya yukarı gidiyorlar. Yukarı, yani 4 kilometre yukarı gidiyorlar. Şimdi 1 kilometre gidiyorlar. Peki bunların takibini nasıl yapıyorsunuz? Takibi bazıları gidip bakıyor, gidip bazıları bakmıyor. Sonbaharda eve geliyorlar. Sağ kalırsa tabii ki. Aynen. Kurt yemezse vallahi eve geliyorlar. Haydi gidelim. Tam 2,5 saat sonra sonunda kavuştuk güvecimize artık. Güzel i̇nşallah. Olmuştur inşallah. Açayım, bir açayım mı? Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Vay. Fokur vay. Fokur kaynıyor. Vay. Şahane, efsane güvecimiz. Sevgili seyirciler, kuyruk yağıyla başladık. Allahu Ekber. Vay, 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 vay. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah. Çok güzel kokuyor ya. Çölmekte oldu içeri. Vay anam. Odun ateşinde, güveçte... Kuyruk yağıyla aynı zamanda bizim buranın evet. En organik, en güzel hali beslenen hayvanlarından yapılmış güveç. Akkocalı köyünün şahane, efsane güveci. Afiyet olsun, bereketli olsun. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun. Olsun. Buyurun şahane. Sevgili seyirciler, Akkocalı köyünde Emine ablam şu anda Ramazan için ne yapıyorsun Emine abla? Gevrek. Gevrek. Ramazan gevreği. Evet. Bu Ramazan'da mı yeniyor yani? Evet. Börek yapıyorlar bunu. He. Ramazan'da. Kurban'da da etle ıslarla. Oo. Yerle. Bu şey söyleyeceğim. Bu şimdi kuruyacak. Evet. Sonra biz bunu ıslatıp mı yiyeceğiz? Isladığa börek yapala. He. Ondan sonra Kurban'da da etle ıslarla yine öyle yerle, oo. Yuka yapala, gözleme yapala. Bak mesela orada, bak kurumuş onlar değil mi? Evet. Onlar kuru kuru böyle kayılacak üst üste evet, değil mi? Evet, koyacaklar. Üst üste kayılacak, evet. Öyle kalacak. Sonra böyle köy ekmeğine sularsınız, aynı zaten, aynısının küçüğü, gevrek. Evet. Ama benim anlamadığım bir şey söyleyeceğim. Ateş bak burada yanıyor. Bak ateş burada yanıyor. Aa, saç burada. Evet. Niye ateşte pişirmiyoruz? Orada yanıyız çok. Közünü ha. Buraya alıyoruz. Ha, bu getireyim mi sana azıcık közü oradan? Getir. Tamam. Getir. Emine abla şimdi bak bismillah. Şimdi buradan közü alıyoruz sevgili seyirciler. Şöyle. Anam, anam yandım. Anam! Gözüm yandı. Biz nasıl alıyoruz? Siz bunu nasıl alıyorsunuz kız? Biz ocağın bak, başında. Bu közü buradan alıyoruz. Şuraya bismillah. Şuraya döktük. Hı. Bak Emine ablan ne yapıyor bak şimdi. Közün üstüne alıyor hatta bazen. Kabarsın diye. Orada güzelce kabarıyor, kabarıyor. Evet. Ondan sonra tekrar saca alıyor. Ondan sonra tekrar onun üzerine alıyor. Bitti. Odunlar alevli, ateş alevli ama közleri alttan buraya getiriliyor. Burada kabarması için bu şekilde pişiriliyor. Yani evet. İkisi arasında aslında bu duvar görevi görüyor. Bu nasıl yeniyor Emine abla? Ramazan'da ince su olan ıslatarlar bunu. Ondan sonra tepsiye döşerler. Oradan yağ ederler içine, ıspanak ederler, peynir ederler. Ondan sonra onu pişirerler sobanın üstünde. İsterim üstünü yoğurtlarla, fırına atarlar. Öyle yerler işte. Ben birazcık daha şöyle köz getireyim ablama. Şöyle. Aha bak közü alıyoruz buraya getiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Buradan Emine ablam közlerin üstünde şahane gevreği yapıyor. Abla. İyi. Nasılsın abam? İyiyiz. Şimdi gevrek zamanı aslında köye geldiğinizde sevgili seyirciler
birçok yerden, birçok evden böyle duman tuttuğunu görüyorsanız he. orada ya gevrek yapılıyordur he. ya da fırında, ekşi mayalı ekmek yapılıyordur. Fırında da oluyor bunlar. Fırında oluyor mu? He, fırında da oluyor. Hmm. Fırında ta güzel oluyor da biz yapmadık işte. Bu da çok güzel valla. Evet. Bu ateşten mi koruyor? Evet. Peki daha ne kadar yapacaksınız? Akşama yapacağız bugün. Akşama kadar. Şöyle bir şey mi oluyor? Herkes sırayla toplanıyor mu? Nasıl oluyor? Evet. Birbirimize işte yapıyoruz öyle. Destek mi oluyorsunuz destek. Birbirinize? Bugün evet. sen de, yardım edeyim. Yarın evet. sen bana, evet. sonra sen ona hep birlikte evet. yapıyoruz. Herkesin Ramazanlığı çıkıyor mu? Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Köyde, aha vallahi billahi kimse aç kalmaz. Köyde olmasa şehrin aç dura. Şehirli kendini kurtarsın. Köyde hiç şey olmaz. Bize köylü bir şey olmaz. Bu ne kız? Bundan ya oldu mu hepsini ederiz. Şehirli kendini kurtarsın. Köylüye evet. hiçbir şey olmaz. Hele köylü olmasa hepten yanlış şehirli. Evet, köylüye evet. hiçbir şey. Ana bu ne? Ana bu ne kız? İşte onu fırında yapılıyor. Aa fırında bununla şey yapıyor. Evet. Köyü üstüne koyarız, fırına sokarız, çıkararız. Evet. Şöyle fırından bunu çıkarın öyle evet. mi böyle? Fırına sokarız. Vallahi iyi. Emine abla ateş yeterli mi? Yeterli. Getireceksen getirebilirsin. Getir bir daha getireyim. Ben işi nasıl öğrendim. Evet. Eniştem nereye gitti? Ara yapmaya gitti. Ara ya- kimin arasını yapacak kız? Ama. Zeytin arasına. Ha. Ben de ara yapmaya gitti deyince kimin arasını yapacak? Oğlanlarım var benim bir sürü. Bir görecek. Maşallah. Oğlanlarla ara yapmaya gitti. Zeytin arası. Garı değil. Zeytin arası nasıl oluyor? Makasla destelenen kesiyle. Ha. Budama gibi ya. Budama yapıyla. He, ha, zeytin arası. He, zeytin çok olsun. Bu sene olmadı zeytinlerimiz. Hadi Ramazanlığımız hazır. Allah'a hamdolsun. Sevgili seyirciler, Akkocalı köyünde Hakkı Bekir Yüksel amcamla beraberiz. Hakkı amca, köyün tarihi nasıl? Büyüklerimizden duyduğumuza göre Manisa'nın Saranlı'nın üzerindeki aha. köyler var. Ayrı ayrı mahalleler ama hep o zamanları hani Akkocalı aşireti buraya yaylaya gelirlermiş. Baharın gelirler, güzünde yine Manisa Ovası'na giderlermiş kış gelince. Hı. Burası yaylakmış yani. Yaylak. Osmanlı zamanında Sadrazam Ahmet Refik Paşa zamanında bir ferman çıkarmışlar. Herkes yaylaya çıktığı yere mesken tutsun demişler. Aa. Bizim burada 3 hane kalmış. Diğer senelerde de gelenlerden, tekrar gelenlerden kalıyorlar burada. Ben biliyorum 102 yaşında öldü büyüklerimizden birisi. 10 haneden salgın atıyormuş ilk muhtar olduğunda. Seferberlikte 10 sene hiç buraya gelmeden askerlik yapıyor. Hı hı. Ve geldikten sonra da muhtar ediyorlar. Yunan buradayken. O dede öleli de aşağı yukarı bayağı 20 sene oldu. O zamandan beri köyümüz böyle çoğaldı. Daha sonraki senelerde Aksaray, Süleymanlı'ya, şu aşağıdaki Kuvaşdere köyü bizim buradan inme. Orada Türkmenler vardı. Onlar Aksaray'a taşındı. Bizim köylüler de onların arazilerini aldılar. Oraya yerleştiler. Peki burası Karakeçili mi, Akkeçili mi? Akkocalı, Akkeçili. Akkocalı kimden geliyorsunuz siz? Normalde kimden geliyorsunuz? Şöyle. Osman Bey zamanında. Osman Bey'in silah arkadaşlarından, Akçakoca'nın obasından. Ha, siz zamanınızda nasıldı? O zaman siz küçükken elektrik falan var mıydı buralarda? Yoktu. 79'da geldi elektrik. Oo. 79'un elektrik. Nisan ayında geldi. Nasıl biliyorsun değil mi onu? O gün şenlik gibi bir şey tabii yani. Tabii canım. Daha bambaşka bir ya, şey ya. Hakkı amca buyur. Ne yapıyordunuz? Elektrik yok. Gaz lambası yok. Gaz lambasıyla. Hatta daha evvelleri çırayla aydınlanıyorlardı. Çıranın ışığında okunuyordu. Okuma. Vay be. O zaman okul yok burada tabii. Okul yok ama köy imamları hem öğretmen hem imam. Kendi imkanlarıyla tutuyorlardı hocayı, imamı. Hı hı. Devletten değildi. Kendi imkanlarıyla tutuyorlardı. 69'un gene Nisan ayında ilk imam atandı devlet tarafından, evlat tarafından atandı. O zaman beri de devlet veriyor. Resmi imam atandı. Resmi imam atandı. Hı. Siz kaç yaşındasınız Hakkı amca? Benim ana doğumum 45'li, nüfusta 46'lı olarak bir yaş 45, küçük oldum. 45, bende matematik hiç yok 45. 79 mu diyelim. Maşallah. Yani. 70. Küçükken ne yapardınız? Nasıl vakit geçirdiniz? Neler yapardınız? Hayvancılık mı vardı? Hayvancılık derdik. Ben kendimi bildim. Herkes doğuştan çoban oluyor bir kere. Doğuştan çoban olur. 5-6 yaşında ben başladım oğla kuzu gütme. Öyle mi? 5-6 yaşında. 5-6 yaşında. Canavar manavar var mıydı burada? Vardı. Var mıydı canavar? Çakal canavar. Halen var. Var mı canavar? Halen var. Hem çok var. Ha. Hem şöyle bir de yasak oldu şimdi. Vuramıyorsun. Cezası var. Yasak? Ağır cezası. Beni yerse ben ne yapacağım? Yılda 35-40 tane buzağı yiniyor. Ama. Buzağı savunmasız oluyor tabii analarından. Canavar yiyor değil mi? Canavar yiyor.
Peki bir şey soracağım. O zaman herkes çobanlık yapıyordu. Peki ekim, dikim ne vardı o zamanlarda? Aynen yine leşberlik vardı. Tütün azdı. Daha sonra çoğaldı. Zeytin yoktu ama o zaman. Zeytin yoktu. Zeytin işte bu 2000'li yıllarda. Tütünden sonra başladı herhalde. Tütünden sonra başladı. Değil mi? Peki eskinin neyi güzeldi en güzel mesela? Muhabbetimiz güzeldi. Çünkü televizyon yoktu. Komşularda böyle bir toplanırlar. Komşularda erfene deriz biz. Erfene? Erfene. Mesela bir tavuk keserler. Onun başında bir eğlenirler. Ah ne güzel. Muhabbet ederler. Türküler, maniler, ha, sohbetler. Tabii. Camiden çıkınca, yatsı namazından çıkınca köy odamızda, herkes geçer köy odasında. Hocamız dini baptan bir şeyler anlatır. Sonra köyün ahvallerinden anlatılır. Herkes birbirini dinler. Güzel bir muhabbet geç vakitlere kadar sohbet edilir. Sokakta lambalar da yok. Elinde herkesin El fenerleri çıktı sonra. Daha evvel çırayla gidiyordu. Çırayla. Komşudan komşuya çırayla gidiyordu. Ben ufak çocukken. Ama daha sonra biraz da biz 10-12 yaşlarına geldiğimizde tabii şehirlerde varmıştır da bizim burada yoktu el feneri. Yani burada aslında hep komşular birbirlerine yardımcı oluyorlar. Aynen öyle. Her işte böyle. Aynen öyle. Sen bir tarla aldın veya bir düğün ettin. Tamam, düğün ettim. İhtiyacın var. Bende de imkanım var o an için. Sana yardım ediyoruz. O zamanlar para da aşınma yoktu. Enflasyon diye bir şey yoktu. Tabii. Bu sene 1000 lira varsa verdiğin zaman seneye yine aynı gene şey. Bin lira bin. Aynı senet, bin çek falan? Hiçbir şey yok. Söz. Söz. Senet, söz. Birisi bir tarla aldı. Mesela imkanına yetişmedi. Borcu kalıyor. Onu kendi aramızda toplar. Aa, kendi aramızda. Kendi aramızda toplar. O yatırılırdı. Aynen güzel. Yatırılır. Ama ben aldığım zaman o da onlardı bize. Aynı. El ele yıkar, el de yıkar. Aynen öyle. Aynen. Değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Hakkı amca. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Mürşide ablam keçilerin yanına getirdi bizi. Oğlaklar bir günlük daha, bir günlük değil mi bunlar? Evet. Dün mü doğdular? Evet, dün doğurdular. Ay maşallah. Bak şimdi tipe bak, tipe bak, tipe bak. Oy seni verene kurban olayım. Oy seni verene kurban olayım ya. Abla bir şey söyleyeceğim. Evet. Kız bunlar çok tatlı ya. Evet, çok tatlılar. Bunlar bir şey mi? Siz mi doğurtuyorsunuz? Kendileri doğuruyor, onları biz getiriyoruz. Nerede doğurdu? Bayırda doğuruyorlar. Bir de bayırda doğurdu. Evet. Sus! Sus kız! Kız sus. Bunlar ya her şeyin küçüğü güzel ya. Evet. Değil mi şunun güzelliği? Büyüğü de güzel de bunlar daha tatlı sevimli böyle. Sevimli oluyorlar. Sevimli. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bir günlük. Evet. Doğar doğmaz bunlar yürüyor o zaman. Hı hı. Yürüyorlar. Hemen kalkıyorlar ayağa. Evet. Anasını emiyor. Emiyorlar. Anası nerede bunun? Anneleri bayırda. Ah. Akşama gelecekler emme. Ay yazık. Evet. Bunlar şimdi bak kalbi bak. Bunun kalbi burada mı? Evet. Bak küt nasıl atıyor şu yan tarafta şöyle. Çok güzel. Şimdi bunun adı Kara olsun. Aynen. Kara. Bunun adı Sarı olsun. Mantıklı. Öyle. Aa! 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 Acıkmış demek ki. Acıkmış. Bak nasıl acıkmış. Bak. Evet. Bak bu da acıkmış mı? Bak. Bu da acıkmış. Evet. Şimdi annelerini bekliyorlar sevgili seyirciler. Anneleri şu an bayırda. Evet. Bayırdan gelince emecekler. Evet. Şimdi bir kısmını tamam mı emmiyorlar herhalde değil mi? Siz de alıyorsunuz. Yok almıyoruz. Devamlı bunlar emiyor. Ne kadar emecek abla? Kaç ay? 3 ay falan emir. Ondan sonra biz alırız. Abla orada bir tane o keçi niye orada? Hamile o da doğuracak. Aa. Evet. Bugün doğurur mu? Belki akşama doğurabilir. Hadi ya. Aynen. Aman baksana şey böyle bir tedirgin ha değil mi? Evet. Kaçacak yer arıyor. Doğuracak ya doğuracak evet. Yer arıyor aslında. Tabii. Bu kara, bu sarı, orada ak kız var bir tane. Evet. Çok güzeller. Bir günlük keçilerimiz, oğlaklarımız var burada sevgili seyirciler. Acayip güzeller, acayip tatlılar. Şu an hiç umurumda değil. Kokmuşum, kokmamışım. Birazcık daha kokayım. Hiç umurumda değil yani. Eve gidiyorum hanım diyor ki sen bir hayvan kokuyorsun dedi. Ya diyorum hanım işte çalışıyor. Sen keçi kokuyorsun diyor. Evet. Dedim keçi aldım kucağıma. Alışkın olmadın kokuyor. Ama olsun. Mevla her şeyi çok güzel yaratmış. Evet. Kurban oldum. Vallahi burada her şey çok güzel. Salma burada her şey. Evet, her saldım, şey doğal ha, burada. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Onun adı Salma. Salıyorsun sabah. Akşam geri kendilerinden geliyor da kendiliğinden. Navigasyonlu İnsanlardan gibi. Akıllı oluyor. Vallahi hayvanlar. Çok akıllı ya. Evet. Navigasyon mu taktırdınız? Ne yaptınız bunlara? Kendilerini kendiliğinden baktılar. Evi buluyorlar, geliyorlar. Evet. Bir bırakalım mı nasıl yürüyecekler şöyle? Bismillah. Yürü. Yürü. Yürü kız. Kara kız. Sarı kız. Çok güzeller ya maşallah. Bu sarı belki birazdan doğum yapar. Muhtemelen 12 de sarı olacak. Bir tane mi doğuruyorlar abla? Bir tane doğuruyorlar. Ya keçi hep bir tane mi doğuruyor? Evet. İki tane doğuran da oluyor. İkiz oluyor mesela. Sen şimdi anlıyor musun bunun? Bir tane mi var sence? Onu anlayamayız ki doğurduğunu da biliriz. Anca öyle değil evet. Mi? Ultrasondan anca anlarız. Ultrasonda olmaz yani şimdi burada.
Hani doğru da olmaz ilk bir şey oluyor ya böyle bir sütü. Ne derler? Ağız. Ağız, evet. Ağız. O çok faydalı diyorlar mesela. Onu da ayırıyor musunuz mesela? Alıyor musunuz? Ya da hayvana şimdi mı veriyorsunuz? Şimdi alıyoruz ama onu biz yemiyoruz. Köpeklerimize veriyoruz. Ne köpeklerine veriyoruz? Evet. O çok onu şifalı diyorlar. Onu seven oluyor, yiyen oluyor. Biz mesela yiyorlar mesela. Ya da ondan maya yapıyorlar bazıları evet. Mesela. Evet, oluyor. Acayip çok faydalıymış o. Evet. Peki bunlar sabah akşam mı emiyorlar? Sabah akşam emiyorlar. Ondan sonra biz onlara yer yapıyoruz. Hı. Oraya koyuyoruz. Tamam. Yerlerine. Allah korusun bunları ya. Bunlar hep burada değil mi şimdi? Evet, burada oluyorlar. İyi maşallah. İyi ablam, bereketli olsun inşallah. İnşallah. Sağ olasın, teşekkürler. Size de teşekkürler. Ekşimaya. Abla kaça satıyoruz? 50. 50. Şeklimiz belli. Yani ona göre yani. Abla getiriyor mu da? İşte görmüş olduğunuz gibi dünyanın en şahane, en lezzetli ekmeklerinden birisi olan ekşi mayalı ekmek bizim köyde çıkıyor. Nerede çıkıyor? Akkocalı'da. Akkocalı'nın görmüş olduğunuz fırında Türkan ablam çıkarıyor. Peren ablam da buraya yerleştiriyor. Ekmek teknesi nedir? Budur. Tabii. Ekmek teknesi ekmek burada. Ekmek teknesi bu. Ekmekler burada. Şey özelliği ne? Özelliği fırında, taş fırında. Bu mesela kolay kolay bayatlamıyor değil mi? Hayır, bir ay diyorsun bir şey olmaz. Bayatlamaz bu, bir ay dursa da bayatlamaz. Bir ay. Bir ay, iki ay, üç ay. Gerçekten. Derin dondurucu da bir şey olmaz. Boydu mu duruyor? Hiç bayatlamıyor. Yok. Hayır. Bayatlamaz. Alıyorum onu ısıtıyorum, çıkarıyorum. Ekşi mayalı çıkardın mı eridi mi ısıtayım sobanın üstünde. Bir de çok sağlıklı değil mi? Tabii sağlıklı. Mayalı, ekşi mayalı. Kendi unumuz, kendi ekinimiz. Burası mesela köyün ortak alanı aslında. Evet. Değil mi? Evet. Yani buranın sahibisi yok mu? Yok. Mal sahibisi, mülk sahibi nerede buranın ilk sahibi? İlk sahibi. Herkesin burası fırını. Peki sıraya mı gireceğiz? Ne yapacağız? Muhtardan yazım alacağız. Ne yapacağız? Yok, muhtardan alakalı. Bura bak ya. Bir çırpı koyun bura. Nereye çırpı? Bugün ben yapacağım. Bir taş koyun üstüne. Burada çırpı kaynıyor. Ha bak bak işte. Ha. Yarın sen yapacaksın, arkadan Peryan yapacak, önden Türkan yapacak öyle. Çırpıyı koyan randevuyu alıyor aslında. Tabii aynı. Ver randevili. Şöyle çırpıyı koyalım. Aynı randevul işte, bu randevul. Randevu sistemimiz. Şimdi çırpıyı aldık Türkan abla. Yere koyduk. Ne, al koy onu. Nasıl koyacağız yere? Geç. Bismillah. Yere koyuyoruz. Şuraya yere koyduk. Tamam koyduk. Üstüne bir tane taş. Bu benim. Ben yapacağım yarın. Şu an randevu sistemi randevusu, tamam. Randevusu tamam. Şimdi Peryan mı yapacak arkamdan? O da onun. Peryan'ın. Tamam. Bu da ben de geldim. Yapacağım. Tamam mı? Böyle işte. Ne Peryan ne Türkan sıra. Kimse alamaz. Taşları aldım. Alamazsın. Kavga olur. Aa, tabii. Kavga olsun. Herkes sırasını bilecek. Ben kavgaya girmem. Ya. Ben kavga ettirmeyeyim beni. O zaman ellenemezsin o taşı. Doğru. O zaman tamam hadi gelin. Herkes sırasını bilsin. Bismillah. Şuradan geçin. Gel. Ya Allah. Vay be ne güzel. Aslında köyün adetlerinden bir tanesi bu. Randevu sistemi bu. Bir fırın orada, bir fırın burada. Hep mahalle fırını bunlar. Ramazan bayramında börek yaparız. Börek yaparız. Baklava. Burada. Burada da oluyor. Fırında. Güveç yapılır mı bunda? Güveç de yapılır. Vay. Yaptın mı hepsi olur. Kuzu çevirir mi? Kuzu çevirir hepsi, mi? Hepsi çevirir. Mesela bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Mesela bu fırın kaç tane ekmek alıyor? 16, 17 tane alıyor da yarısını götürmüş kadın ha. Buradan. 17 tane ekmek alıyor. 17 tane ekmek bize normalde ne kadar gider? 3 kişi yaşayan bir aile. 2 ay. Hiç ekmeğe para vermiyoruz. Yok. Abi. Şimdi ben o zaman bunun birini alsam. Al. Hanıma götürsem. Al götür. Şunun buzdolabına koy da 3 ay sonra yesek desem. Olur. 3 ay sonra hiçbir şey olmaz hiç mı? Hiçbir şey olmaz. Allah Allah. İstersen 4 ay dursun bir şey olmaz. Dediler ki dolapta dursun. Dolapta dursun bir şey olmaz. Güzelmiş vallahi. Al şahane. Birini. Afiyet olsun. Ben aldım o zaman. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Akkocalı köyünde sevgili seyirciler böyle şahane ekşi mayalı ekmekler sürekli yapılıyor. Tabii randevu sistemi var. Randevu sistemine uymanız gerekiyor. Sistem burada. Sistem bir dal bir taşla çalışıyor. O şekilde randevunuzu aldıktan sonra randevumuz istediğiniz yok. Zaman gelip oh verene kurban olayım. Siz de ekmek yapabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Akkocalı köyünün en önemli özelliklerinden bir tanesi de şahane kurbanlıklarının olması. Eti özel. Özel. Kendi özel. Bakımı özel. Bakımı özel. Bir de hep bunlar dışarıda yiyiliyorlar değil mi? Evet dışarıda yiyiliyorlar. Şu anda içeri aldık. 4-5 ay kala içeri alıyoruz. Hı hı. Daha güzel et tutması için, kaliteli olması için. Böyle hani tam besiye çekilir ya o değil mi? Evet. İçeri alıyorsun. Evet. 4 ay mı kalacak içeride? 4 ay kalacak. Kurbana kadar içeride kalacak. Ha kurbana kadar. Evet.
İçeride kurbanda kesilme sonrası. Daha etleniyor, daha güçleniyor, daha evet. Böyle yağlanıyor. Bunların hepsi erkek mi? Hepsi erkek. Muhtarım bu mesela kaç aylık? Bunlar şu anda 23-24 aylık. Kurban olması için ne kadar olması lazım? 24 aylık olması lazım. En az 24 aylık. Diş atması lazım. Ha diş atması. Kapak atma evet. 24 ayı dolduktan sonra kapak yarar. Ona ha. Kurban dişi derler. Şimdi bizim normalde köy kaç tane? 150 tane. Şimdi ama burası kurbanda full dolu olur değil mi? Herkes buraya geliyor. 150 tane. 400 nüfusumuz var. 400. Artı kurbanda 5000 nüfusumuz oluyor. Normal nüfus 400. Evet kurbanda 5000. Maşallah. Burası bildiğin evet. Bayram yeri. Köyümüz içinde park edecek yerler dahi sıkıntı oluyor. Hakikaten hepsi de böyle diyorlar. Değil mi? Tam tosun. İnşallah. İnşallah. Allah bereketini versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.